Merhaba arkadaşlar. Şimdi Salı akşamı yapımlar nasıl izleniyorlar? Şimdi sizlere analiz videosunu çekiyorum. Normalde tek tek videolarını çekiyordum arkadaşlar. Bu akşam maç olduğundan dolayı şu an nasıl izlendikleri hakkında bir video çekeceğim. Bir de bittikten sonra yapımlar nasıl izlendikleri hakkında genel bir analiz videosu çekeceğim. Şu an diziler devam ediyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde sevdiğiniz dizileri sayfama abone olarak takip edebilirsiniz. Hemen arkadaşlar Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz ile başlayalım. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz özet bölümünde çok güzel başladı arkadaşlar. Yeni bölümünde de çok güzel başladı. Bölüm ilerledikçe seyirci ilgisini de güzel bir şekilde çekiyordu. Ta ki... Beşiktaş maçı 21.45'lerde başlasaya kadar ve eşkıya dünyaya hükümdar olmazı birden aşağıya çekti ve şu an eşkıya dünyaya hükümdar olmaz maçtan dolayı arkadaşlar son bölümünden düşük gidiyor. Yoksa maç olmasaydı bu akşam eşkıya dünyaya hükümdar olmaz son bölümünden aldığı izlenme oranlarından daha iyi izlenme alırdı. Tabi şu an dizi daha devam ediyor. Belki birazdan seyirci maçtan sıkılır. Eşkıya, eşkıya dünya hükümdar olmaza gelebilir. Ama şu an dediğim gibi son bölümünden düşük gidiyor. Genel analiz videosunda tam olarak nasıl izlendiğini paylaşacağım. O videomu da seyredebilirsiniz diyerek milyonluk resim nasıl izlendi onu paylaşayım arkadaşlar. Yarışma sevildi. E, genel olarak bir seyirci kitlesini oluşturdu. Ben izliyorum arkadaşlar. Ya Ben normalde birçok bilgi yarışmasını izliyorum da. Milyonluk resmin artık sorularıyla artık şey olduğumu da fark ettim. Cahil olduğumu fark ettim arkadaşlar. <laughs> Yani bunu da var ya Palt diye söylüyorum ya Cahil, cahil adam Cahil Gerçekten de cahil Ciddiyim hiçbir soruyu bilemedim Arkadaşlar önceden Kolaydı sorular diye Aman diyordum ne kadar kolay Soruyorlar şimdi Wow diyorum ne kadar zor soruyorlar Ama zor soruları bilmeye Çalışmak daha da e, Heyecanlı oluyor Tabi cahillik <laughs> cahil e, olma kısmında da e, bir tık yukarıya çıksaydım iyi olurdu da yani hiçbir soruyu bilemedim bu akşam milyonluk resimde psikolojim bozuldu nasıl bilemedim ya ama bakın izleyin milyonluk resmin tekrarını ne demek istediğimi anlayacaksınız bir tane yönetmenin fotoğrafını koydular e, gel de bil yani <laughs> Hadi filmi koyduğun zaman anlıyorsun da yönetmeni koyduğun zaman hangi filmi çekmiş? Ya zor ya. Cidden zor. Ama genel olarak milyonluk resimde güzel gitti arkadaşlar. Ee, klavye delikanlıları nasıl gitti? Arkadaşlar valla <laughs> Türkiye gündemine Twitter'da klavye delikanlıları çok hızlı giriyor benim analizlerimde ise bir türlü artmıyor. Seyircinin ilgisi klavye delikanlılarına televizyon seyircisinin pek ilgisi yok gibi yani ben sosyal medyada da analizler yapıyorum ama Twitter gündemin içerisinde yapılan yorumlara bakıyorum hiç de gerçek seyirciymiş gibi bana gelmiyorlar Ya yani ben onları pek şey yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü sosyal medya alanında da analistik yaptığım için yorumların yüzde kaçı sahte ya sahte de demek istemiyorum da. Ama e, <laughs> ya var ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ama söylemek istemiyorum. Neyse klavye delikanlıları son bölümünden düşük gidiyor. Tabii maçın olmasının da etkisini yaşadı mı? Yaşadı arkadaşlar bir daha dizi devam ediyor. Belki e, artışa geçebilir. E, belki e, sosyal medyadaki klavye delikanlıları e, gerçekten diziyi izleyip de yorum yazarlar. E, bakımını küçümseme amacıyla söylemiyorum arkadaşlar. E, benim iznacımı bilen bilir. Ben bazen espri diliyle konuşmasını severim. Yani klavye delikanlıları daha son bölümünden düşük gidiyor. Maç olmasaydı da düşük giderdi arkadaşlar. Çünkü klavye delikanlıları özet bölümüyle yeni bölümünde de o kadar güzel başlamadı. Yani eşkıya dünya hükümdar olmazdaki olay klavye delikanlarında yoktu. Eşkıya dünya hükümdar olmaz. Maçtan dolayı düştü. Peki Dolunay nasıl izleniyor arkadaşlar? Vallahi arkadaşlar özet bölümü 10 numara çok güzel başladı. Seyirci ilgisini çok güzel çekti. Yeni bölümde de aynı şekilde çok güzel devam etti. Yükseldi, 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 yükseldi. Maçtan dolayı paldır küldür. Aşağıya indi. Ah şu maçlar. Ah şu maçlar. Maçlar bir de dolunayın günü de değişti. Haftaya mı birkaç hafta sonra? Aa galiba haftaya pazar günü yayına girecek. Yani bakalım Dolunay o günde ne yapacak. Gerçekten geçen gün de söylemiştim. Umutsuz ev kadınlarına benzeyen e, ufak tefek cinayetleri koyacaksınız oraya da. E, abi Bali Umutsuz ev kadınlarının benzer dizisini yapmasaydınız ya da Dolunay dizisini harcamasaydınız arkadaşlar faturayı Niye Dolunay'dan çıkarttınız değil mi? Yani Dolunay'a ciddi anlamda yazık ettiniz. Yazık ettiniz. Yazık ettiniz. Yani e, Dolunay'ı toparlarsam şu an dizi devam ediyor. Maçtan etkilendi arkadaşlar. Şu an son bölümünden düş gidiyor. Ama Dolunay şayet maç olmasaydı bu akşam çok güzel bir yükselişte yaşardı. Haftaya da Star TV ah ben ne yaptım ben ne yaptım bu dizinin neden gününü değiştirdim diye böyle var ya dizlerini döverdi ama kendi kaybetti arkadaşlar. Dolunay'ı harcamakla ah Star TV ah sen Dolunay'ı harca harca. Neyse. Ee, arkadaşlar. Ee, TV8'de bir de çakallarla dans filmi var. İnanır mısınız arkadaşlar? Çok yüksek reyting alacağını sandım. Ciddi ciddi de inandım buna. Sonra film başladı. Abi baktım ilk başlarda ortalama bir seyirci geldi. Bölüm ilerledikçe belli bir seyirci geldi. Bir ha bir filme göre kötü değil. Ama Çakallarla Dans adını da duyuran bir film ya arkadaşlar. Hani şimdi öyle de oluyor. Wow. Hani Kerem Bursi'nin e, reklamda wow, wow yaptığı gibi e, bir şeyler e, bekliyorsunuz. Yani wow view, gibi bir şey yapmayı istiyorsunuz ama olmadı arkadaşlar. Yani Çakallarla Dans da bir filme göre iyi. Filmin adının duyulmasına göre kötü. Ha maçtan etkilendi mi? Etkilendi arkadaşlar. Yani bakın maçta olmasaydı Çakallarla Dans'ın filmi de güzel bir izlenme alırdı. Wow! Belki diyebilirdik ama diyemiyoruz. Ah Beşiktaş maçı. Vah Beşiktaş maçı diyoruz. Valla arkadaşlar genel olarak şu an söyleyeceklerim bu kadar. Daha yapımlar devam ediyor. Belki birazdan artışa geçebilirler. Belli mi olur? Ha bir de şefkat, şefkat yerim tekrarı var arkadaşlar. Ya <laughs> bu dizi e, günde kaç kez tekrarı giriyor ama şu an yine tekrarı iyi izleniyor arkadaşlar. Ya bakmayın ben de izliyorum. Şefkat Yerimdar psikolojimizi bozdu. 7-24 izliyoruz. Ha unuttum, vallahi de unuttum, billahi de unuttum. Tutsak dizisini unuttum. Allah'ım Tutsak nasıl izleniyor onu hemen paylaşayım. Arkadaşlar özet bölümü çok güzel başladı. Yeni bölümünde Tutsak çok güzel başladı, devam ediyordu. Geçen haftadan iyi gidiyordu ama gel gör ki maç tutsağı da etkiledi. Yani dizi belki bu akşam 5 üstü reytingi görecekti. Yani gidin e, Beşiktaş e, maçının artık nerede oynanıyor pek maçlarla aram yok da orada grev yapın boykot mudur baykot mudur boykot boykot neydi o adı ya boykot muydu ya bakmam lazım arkadaşlar boykot 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 boş Allah'tan ha boykot boykot evet boykot edin. Allah'tan <laughs> Google amca var arkadaşlar. <laughs> Bir şey yanlış söylediğiniz zaman hemen açıp bakıyorsunuz. Yani dediğim gibi arkadaşlar şu an genel olarak yapımlar devam ediyor. Bittikten sonra genel analiz videosunu izlemeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar sayfama abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.